Yakında benim olacaksın güzelim. Senin nikahlı karım yapacağım. Gün gelecek bu yatakta koyun koyuna yatacağız. Her sabah kollarımda uyanacaksın. Buyur Adnan abi. O kız kendine geldi mi? Yok. Hala uyuyor. Ama ayılınca Yağız Yağız diye tutturacak kesin. Ben söyleyeyim. O kız bundan sonra Yağız'ın adını bile duymak istemeyecek. Oğlumu kurtaracağım o meyvenetsiz Yaşar'ın kızından. Var burada. Eylül. Nikah. Allah kahretsin. Nikah kaçırdım. Telefonum nerede? Bekle sevgilim. Bekle geleceğim. Ya nerede bu telefon? Telefonum ver. Veremem oğlum. Bana ister kız ister bağır ama buradan çıkmana izin veremem. Baba. Ne adamların, ne sen. Hiçbiriniz bana engel olamazsınız. Şimdi beni zor kullanmaya mecbur etme. Çekil önümden. Aklını başına topla Yağız. Babanın sözünü dinleyeceksin. Eylül'le görüşmem hiçbir kuvvet engel olamaz. Ne yapacaksın? Beni sonsuza kadar burada mı tutacaksın? Özoğlunumu zincirleyeceksin Adnan Bey. Sen benim tanıdığım, saygı duyduğum adam değilsin artık. Yaşar amcaya yaptıklarından sonra gözümdeki insanlığın iki paralık oldu. Kendini daha fazla düşünme. Sen eskiden böyle değildin. O aşığım dediğin kız seni bu hale getirdi. Eylül benim düşmanımın kızı. Beni hapislerde çürütmek isteyen Yaşar'ın kızı, anladın mı? Kalbinden söküp atacaksın. O zamana kadar da bu odada kapalı kalacaksın. Yanlışım var baba. Ben burada kalmayacağım. Yeter Yağız. Dışarıda 10 tane adamım var. Bıraksana. Onları da mı alt edeceksin? Boşuna uğraşma. Sen kimin oğlu olduğunu unutmuşsun. Benim. Koskoca Adana Adnan Ağa'nın oğlusun. Bunu tekrar hatırlayana kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın. O kadar. Hayır bırak. Bırak! Beni burada tutamayacaksın! Kaç kapıyı baba! Eylül'le birlikte elimize engel olamazsın baba! Senin buna gücün yetmez! Ölüm her şeye gücüm yeter. Mesut. Avcı kulübesi hazır mı? Konuştuğumuz gibi ayarladın mı her şeyi? Güzel. Penceresini açık bıraktın değil mi? Tamam. Yardımların için çok sağ ol. Görüşürüz. Oyun senin oyunun. Sır senin sırrın. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum aslında. Bu
Bozacağım bu oyunu aslım. Benden sakladığın sır her neyse öğrenene kadar durmayacağım. Ozan. Senin ne işin var burada? Her şeyi öğrendim aslım. Berçin yüzünden benimle ayrılmak istedin. O seni tehdit etti. Fatih'le bir olup ikimizi ayırmaya kalktılar. Ama başaramadılar. Buradayım. Yanındayım sevgilim. Çok korktum Ozan. Biz sonsuza kadar ayıracaklar diye çok korktum aşkım. Geçti gitti. Yanındayım, buradayım. Aşkımız hepsinin üstesinden geldi. Ozan. Benim Aslı'mı görmem lazım. Dur bir sakin ol. Yaklaşma. Ne yaptın bana? Ha? Ne işin var burada? Ne yaptın? Bir sakin olursan anlatacağım. Yaz. Benim Yaz'ı bulmam lazım. Eylül. Hiçbir yere gidemezsin. Yaz yok artık. Yok. Ay Yaşar, seni de yordum ama. O gün Raziye konserveleri görüp de öyle bakınca ay kıyamıyor insan. Biliyorsun işte bir ana bir oğul, başlarında kimseleri de yok. İyi oldu, iyi oldu bizim bunları yapıp götürdüğümüz. Eylül aradı mı? Akşam gelecek mi hemen? Yok, o arkadaşında kaldı ya. Şimdi sabaha kadar çen yapmışlardır. Uyanamamıştır daha. Neyse boş ver. Bugün işe de geç gidecekti zaten. Ozan. Ne işin var burada? Hazırlan aslım. Balo'ya gidiyoruz. Ama benim bugün başka işlerim vardı. Hem Fatih'e sormadan... Gerekirse Fatih'le ben konuşurum. Bizim toplantıya yetişmemiz lazım. Sen hazırlan, ben seni burada bekliyorum. Tamam. Hemen geliyorum. Berçin'le nişanlandıktan sonra tebrik edememiştim sizi. Mutluluklar dilerim. Ozan, iyi misin sen? İyiyim. Teşekkür ederim. Allah'ım. Sürecek bu ıstırap. Tüm kalbimle sevdiğim adam benden nefret ederken ben nasıl yaşayacağım? Bırak beni. Gitmem lazım benim. Nikah dairesindeydim. Yaz'ı bekliyordum ben. Buraya nasıl geldim? Nikah dairesinde bayılıp kaldım. Annemle bir tanıdığa altın verip çıkacaktık. Seni gördük. Sinir krizi geçirdin. Yerlere yattın. Annenler korkmasın diye seni buraya getirdik. Korkma.
Annem yatırdı seni bu yatağa. Çantam. Telefonum. Telefonum nerede benim? Yazı bulmam lazım benim. Nikah gelemedi. Bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Yazı bulmam lazım. Eylül. Yaz'a bir şey olduğu yok. Eminim çok iyidir o. Olan sana oldu. Ne saçmalıyorsun sen be? Bırak. Yaz'ı bulacağım ben. Beni duymadın galiba. Yaz artık yok diyorum. Seni nikah masasına bırakıp gitti o. Kullandı. Bir paçavra gibi attı. Seni istemiyor artık. Sus! Yeter artık. Yaz hakkında düzgün konuş. O bana öyle bir şey yapmaz. O beni bırakmaz. Bir şey oldu biliyorum ben. Çekil, bir şey oldu. Aa. Razi. Biz gelelim anacığım. Nurhan. Benim geleceğinizden haberim yoktu. Ağladın mı sen? Yo, iyiyim. Bolu'daki toplantı şu reklam filmiyle mi ilgili? Neden gözlerini kaçırıyorsun benden? Ne saklıyorsun? Bir şey sakladığım falan yok. Ağlamadım da. Niye ağlayayım? Sonunda hayatım düzene girdi. İyi bir işim var. Okuluma devam ediyorum. Annem yanımda. Ya Fatih? Ondan bahsetmedin mutlu hayatını anlatırken. O artık yok mu? Var. Berçin'in var olduğu gibi Fatih de var. Hadi gidelim artık. Geç kalıyorduk. Kurulda her şeyimiz tamdı. Bir Ozan'ın saçmalıkları eksikti. Bir imza atacağız. Beyefendiyi bekliyoruz ne kadar zamandır. Mümtaz. Gerilmeye gerek yok. Genç çocuk işi vardır, bitince gelir. Acelemiz yok. Kızım. Senin ne işin var burada? İki saattir Ozan'a ulaşmaya çalışıyorum. Belki buradadır diye geldim ama. Yok kızım. Biz de onu bekliyoruz zaten. Asistanıma da ulaşamıyorum ben. Toplantıyı ertelesek mi? Aslım da Ozan da yok yani. Buyurun Yaşar Bey. Ya Razi kusura bakma, böyle çat kapı geldik ama kız konserve istemiştin ya, onları getirdik. Ha. Razi sen bir garip gibisin. Hayırdır anacığım, ne oluyor? Evet. Aa. Senin ne işin var burada? Yaşar abi hoş geldiniz. Biz de sizi arayacaktık. Eylül sen arkadaşında değil miydin? Ne işin var burada? Eylül akşam beni aradı. Arkadaşlarıyla dışarıda yediği bir şey dokunmuş galiba. Yakınlardaysan gelebilir misin dedi. Hemen gittim. Bir kliniğe götürdük. Bir şey yokmuş. İşte buraya geldik sonra. Ha, değil mi? İşte böyle oldu. Ay Yaşar Beyciğim. Ay Nurhancığım, gecenin o vaktinde arayıp da ben sizi korkutmak istemedim. Ama şimdi gayet iyisin değil mi güzel kızım? İyiyim Raziye teyze, sağ ol. Benim işe gitmem lazım. Çantam... Anne siz babamla oturun, ben işe gideyim olur mu? Gel bakayım buraya. Yahu ne zehirlenmesi, gel bakayım. Ateşin bir şeyin var mı senin ha? Anneciğim iyiyim, merak etme. Akşam konuşuruz. G-
Gidip bakayım şuna. Hasta hasta işe gidiyorum. Ya Yaşar abi siz oturun ya. Merak etmeyin ben Eylül'e bakarım. Hadi geçin. Ay Yaşar Beyciğim. Benim Koray'ım varken siz Eylül'ü hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi kızı kolluyor. Her şey yolunda olduğuna göre hadi biz salona girip de bir çay kahve içelim. Ha Nurhan'cığım. Eğer arkamdan iş çeviriyorsan seni perişan ederim aslanım. Alo Ozan. Neredesin seni bekliyoruz. Bolu'ya gidiyoruz Mümtaz Bey. Pazarlama strateji toplantısına. Bolu mu? Nereden çıktı şimdi bu? O toplantı haftaydı mıydı? Ben bugün olmasını istedim. Senin yerine ben katılacağım toplantıya. Ozan, o toplantıda bütün ortakların bir arada olması gerekiyor. Biliyorsun öyle değil mi? Lüzum yok. Ben hepinizi temsil ederim. Ha, bu arada aslında benimle beraber. Fuat Hoca sorarsa asistanını aramasın. Söyleyin. Ozan! Ne oldu? Beyimiz yine kafasına göre iş yapıyor. Bolu'daki toplantıyı bir hafta önceye almış. Oraya gidiyormuş. Aslında yanındaymış. Ben de gideyim artık. Görüşürüz. Neden toplantı tarihini erken aldın? Kimseye söylemeden üstelik. Niye yaptın bunu? Seninle baş başa kalabilmek için. Etrafımızda yabancı sesler olmadan birbirimizi daha iyi duyalım diye. Yine oyun mu oynuyorsun benimle? Oyun oynamak benim işim değil. Şu iş bir an önce bitsin istiyorum. Toplantıyı bugün almamın nedeni de bu. Başka ne olabilir ki? Alo. Adnan Bey. Ben Eylül'ü zapt edemiyorum ya. Her yerde Yağız'ı arıyor. Tamam tamam. Bekliyorum fotoğrafları. Oldu. Yağız. Yağız aç kapıyı. Ben geldim. Yağız. Yağız aç kapıyı. Ne olur ben geldim. Aç kapıyı. Ne olur. Ne olur aç şu kapıyı. Yağız ben geldim. Aç. Eylül, yapma. Yaz burada değil. Yaz, aç şu kapıyı geldim ben, aç şu kapıyı. Yaz. Yaz, aç kapıyı, ne olursun aç. Eylül. Eylül bak, yapma böyle. Kendini harap ediyorsun. Vallahi çok üzülüyorum ya. Yaz hakkında bilmediğin çok önemli gerçekler var. Yaz senin tanıdığın, bildiğin adam değil. Fatih mi arıyor? Evet. Ver şunu ben konuşurum. Ya dur ne yapıyorsun? Dursana. Efendim Fatih Bey. Aslımı verir misin? Alamazsın. Şu anda iş saatleri içinde. Toplantıya gidiyoruz. Sonra ara. Bak Ozan. Aslım benim asistanım. Toplantıda benim de olmam gerekirdi. Fatih, sen benim sahibi olduğum kurumun en küçük ortağısın. Kimin toplantıya katılıp katılmayacağına ben karar veririm. Ozan, amacını ne çok iyi biliyorum ha. Aslımı kazanmak için numaralar çeviriyorsun Ozan Efendi. Ama o kadar basit değil. Her adımda beni karşınızda bulacaksınız.
Aslı'mla mı konuşuyordun? Birlikteler mi? Ya o kızın benim nişanlımla Bolu'da ne işi var ya? Berçin. İş için oradalar. Ben de zaten şimdi yanlarına gideceğim. Ben de geliyorum. Madem iş için ben de bulunmalıyım. Peki. Yaz ne olursun aç kapıyı. Ben geldim. Beni dinle artık, tamam mı? Yağız yok. Yok. Gitti o. Seni bırakıp gitti. Ya senin tanıdığın adam değil diyorum. Sus artık, sus! Rahat bırak beni! Yağız'ı bulmam lazım benim. Bir şey olduğunu biliyorum. Benim içeri girmem lazım. Bir şey olduğunu biliyorum. Yağız ne olursun aç kapıyı. Eylül. Al. Madem inanmıyorsun kendi gözlerinle gör. Tanıdın mı Yağız'ın yanındaki adam ha? Hani Yaşar abiye mahkemede tanıklık yapacak müdür? Yaşar abiyi mahkemede satıp yüzüstü bırakan müdür? Yağız'ın bu adamın yanında ne işi var? Yaşar abiye mahkemede şahitlik yapacak adam. Niye birdenbire fikrini değiştirdi? Ha? Hani yanınızda olacaktı? Hani sizin lehinize cevaplar verecekti? Niye Adnan Bey'in tarafına geçti? Yağız'ın ne ilgisi var bütün bunlarla? Gerçekten merak ediyorsan gel benimle. Gel Yağız'ın bu adamla ne ilgisi var kendi gözlerinle gör. Gel hadi. Uçurduk balonu. Bakabilir miyim ben? Ne yazmıştın? Ozan, seninle ikimiz sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Çok güzelmiş bu. Bunu sakla. Belki bir gün düğün davetiyemiz olur. Yanımdan hiç ayırmayacağım. Eğer bir gün bunu kaybedersem ya seni sevmekten vazgeçmişimdir ya da o gün ölmüşümdür. Ozan dur, ne yapıyorsun? Misin? Yoldan çıkacaktın neredeyse. İyi miyim? Bir şeyim yok. Ne işimiz var burada? Burası babamın pislik patronunun şirketi. Niye getirdin beni buraya?
Yaz'ı bulmam lazım benim. Tamam işte. Biz de Yaz'ı bulacağız. Normalde bu saatte şirket kapalı oluyor ama... buranın güvenlik görevlisi mahalleden çok sevdiğim bir arkadaşım. Sağ olsun yardımcı oldu. Gel hadi. Gel. Perişan edeceğim ben seni, perişan. Bu lafları size bir bir yedirteceğim. Atın şunları dışarı. Beceriksizler, atınmayın kızıma. Gidelim buradan. Ne işimiz var burada, gidelim. Allah Allah. Eylül, Yaz'ı bulmaya gelmedik mi? Dur bir dakika. Yakışıklı çıkmış he. Al bak bakalım. Yaz kimmiş? Yaz'ın babasıymış. Yaz Adnan Çağatay'ın oğlu. Yalan söylüyorsun dedim sana. Yalan söylüyorsun değil mi? Öyle bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun. Yalan. Neredeyiz biz Ozan? Kestirme yol dedin ama. Aslım, seni telaşlandırmak istemem ama galiba kaybolduk. Dur, navigasyona bakayım bir. Telefon çekmiyor. Ya. Motor durdu. Nasıl tamir edileceğini biliyor musun peki? Bir kere İzmir'de bir araba görmüştüm, yolda kalmış. Triyer kayışı mı kopmuş, öyle bir şey. Nasıl tamir ettiniz? Etmedik. Çekici çağırdık. Sonra hep beraber Karaburun'da sahile inip sabahladık. İyi anlaştınız yani. Çabuk kaynaşmışsınız. Nasıl biriydi bu arabanın sahibi? Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Bayağı bir eğlenceli tipti. Rahat da bir tipmiş belli ki.
Ya hiç tanımadığı biriyle sabahladığına göre. Rahat rahat. Bayağı özgür ruhlu biriydi. Yanılar anlattı. Sabahlara kadar gülmekten karnımıza ağrılar girdi. Sonra da kumların üstünde uyuyakalmışız. Ne güzel. Çapkınlık anılarım bittiyse şu arabaya bak da gidelim artık. İşte yaz askerden geliyor Arda. Yine buluşacağız. Erkek miydi? Erkek. Beni kıskandığında gözlerinden çıkan ateşi özlemişim. Ne kıskanması ya? Ben seni niye kıskanayım ki? Hadi işine bak da tamir et şu arabayı gidelim bir an önce. Eylül keşke yalan olsa. Da değil işte. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemiş bize. Bu kadar malın mülkün içinde. Bir de sen ona yardım ettin değil mi? Hepsi babandan bilgi almak içinmiş. Babana tazminat ödememek için. Kendi babasını hapse sokmamak içinmiş tüm bu dümenler. Hepsi. Hepsini sen yaptın değil mi? Bu fotoğrafları da buraya sen koydun. Sen yaptın değil mi oyun hepsi? Nerede yaz? Nerede? Ha? Ne yaptın söyle? Nerede yaz? Söyle! Buna bak. O Adnan denen pislikle birlikte yaptınız değil mi? Oyun oynadınız bana. Benim canım yansın ben üzüleyim diye yaptınız. Nerede yaz? Söyle! Nerede yaz? Nerede? Nerede? Siz yaptınız değil mi? Siz yaptınız. Yapmaz. Yaz böyle bir şey yapmaz. Bulacağım. Yaz bulacağım. Açıl be! Açıl! 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 Oğlum iyi misin? Dokunma bana. Ben senin oğlun değilim. Bir yolunu bulup buradan çıkacağım. Eylül'ü bulacağım. Biz Eylül'le kavuşacağız. Ama sen... işte sen o zaman evladını kaybetmiş olacaksın. Şimdi söyle adamlarına. Açsınlar kapıyı. Tamam oğlum bir konuşalım. Dokunma. Yaz, seni kaybetmeye dayanamam. Madem bu kadar istiyorsun Eylül'ü... Ben de istiyorum. Olmuyor mu? Yol yardım bulmamız lazım. Gelen geçen de yok. Ne yapacağız şimdi? Dağ başında mı kaldık? Ha, şu... İleride çatı gibi bir şey var. Bir gidip bakayım. Birileri var mı? Yardım eder mi? Ya ormanın ortası orası. Kimse yoktur. Geri gidip ana caddeye çıkalım. Sen istersen kal. Ben gidip bakacağım. Kalacağım tabii ki. Ormanın ortasına kaybolmaya hiç niyetim yok. Sen bilirsin. Ozan! Ozan dur! Ozan dur ben de geliyorum. Hediye. Çok özür dilerim. Dağıldı her şey. Toplarım hemen. Bu kitaplar ne? Kimin için? Şey, Eylül'ün o kitaplar. Nuran abla verdi de. Aslım için. Hediye bu kitaplar lise kitabı.
Aslı ne yapacak ki bunları? Şey, ben utandım da söyleyemedim sana. Açık liseye başvurdum ben. Liseyi bitireceğim. İyi bir işim olsun diye. Kızımla iyi bir hayat kuralım diye. Hediye, bundan utanılır mı hiç? Bununla gurur duyulur. Senin gibi bir anne, senin gibi bir kadın bununla ancak gurur duyar. Senin okumana izin vermeyen bu hayat utansın. Bir an önce evine döneceksin. O karının başında duracaksın. Ben de ne kadar borcum varsa kapatacağım. Ha. Vallahi para varsa ben de varım. Ama malum, Hediye beni hayatta yanına yanaştırmaz. Eve nasıl döneceğim? Endişelenme. Ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Çok önemli bir şey oldu. Söylesene Yaz. Merak ettim mi insanı? Baban, değil mi? Yaz. Ben senin her şeyinde yanındayım. Her zaman. Ben seni asla bırakmayacağım. Ben de seni asla bırakmam. Eylül. Evlen benimle. Hemen bugün şimdi evlen benimle. Yaz bana öyle bir şey yapmaz. Eylül dur. Dur gel otur. Ben evlilik gördüğüm gün anladım. Onun benim karım olacağını. Ben onda kendimi gördüm. Onun gözlerinin içinde çocukluğumu, masumiyeti gördüm. Onun gözlerinin içine baktım. Ben aşkı gördüm. O kız benim kaderim baba. Onu ilk gördüğüm gün anladım bunu. Eylül'ün yanında. Onun ailesinin evinde bambaşka bir dünya var. İnsanlık var. Güzellik var. Şu an unuttuğumuz ne varsa o insanların kalbinde var. O insanların karşısına almış biri beni de karşısında bulur. Tamam oğlum tamam. İstediğin zaman git gör Eylül'ü. Ama önce bir doktor görecek seni. Sonra istediğin yere gidersin. Sizin kaderiniz çoktan yazıldı. Ama kötü yazıldı. Üşüdün mü sen? İyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Ben iyiyim, üşümedim. Asıl senin üşümemen lazım. Ameliyattısın sen. Dur. Sen de şunu al. İçim rahat etsin.
Aslı. Beni kıskanıyorsun. Benim için endişeleniyorsun. Ama Fatih'le berabersin. Bu çok saçma. Biz niye böyle olduk? Ben seni kıskanmıyorum Ozan. Sadece sağlığını düşünüyorum. Kim olsa düşünürdüm. Sobayı yakalım hadi. Daha fazla üşüme. Lise sona geçiyorduk değil mi Oyaz? Sen o zaman okuyordun. Sen niye bıraktın okulu? Hamilesin. Karnında bebekle okula devam edemezsin. Bebeğin babası kim? Bebeğin babası kim? Evlendiğin için mi bıraktın? Evet, öyle. Bıraktım işte. Ben buradan gideyim. Teşekkür ederim. Ben derslerine yardım ederim istersen. Hediye. Aramızda kalır. Kimseye söyleme. İzin ver yardım edeyim. En azından ömrümde bir kez olsun sana yardım etmiş, iyilik etmiş olurum. Tamam. Elinize sağlık. Lan manyak mısın sen? Niye dövdürüyorsun beni? Derdin ne? Şimdi hediyenin yanına gitmek için bahanen var işte. Hasan adamları dövdü dersin. Biraz zırlarsın. İnanır. Ben de şahit olurum. Böyle buldum derim. Hediyenin başında dur. Benden uzak tut. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Hadi atla, gidiyoruz. Hadi. Konuş. Abi. Eylül bana inanmıyor. Fotoğrafları da gösterdim. Hala Yağız beni seviyor falan diyor. Ne yapsam ikna edemedim. Yağız burada. Kızı al hemen buraya gel. Tamam da abi, oraya getirince ne olacak? Ben çıkıyorum. Gördüğün gibi. Gayet iyiyim. Doktorla konuşmuşsun zaten. Ben Eylül'ü görmeye gidiyorum. Oğlum. 2 dakika bekle. Seninle bir şey konuşacağım. Bana inanmıyorsun, değil mi? İnanmak istemiyorsun. Yağız'ın bu kadar hain biri olduğuna da inanamıyorsun. Madem öyle ben sana ispatlayacağım. Kendi gözlerinle göreceksin. İyi misin? Canın mı acıyor? Dikişlerim sızlıyor biraz. Bakayım, canım yanıyor. Dur aç hadi, bir şey mi oldu bakalım? Canı çok yanıyor mu? Benim canımı yakan tek bir şey var. O da karşımda. Ben çok yoruldum. Aslında ben bu oyundan ilk günden daha çok yoruldum. Sen yorulmadın mı? Thank you.
Biliyordum asla. Beni unutmadığını, beni sevdiğini biliyordum. Sen... Sen... Yeter Ozan. Sürekli aynı şey yeter. Oyun falan yok ortada. Ben Fatih'i seviyorum, sen Berçin'i seviyorsun. Bizim aramızda hiçbir şey kalmadı. Bittik biz. Ayrıldık. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Ben seni unuttum. Sana dair hiçbir şey kalmadı. Ne aklımda, ne de kalbimde. Yeter. Yeter. Ben yanılmışım demek ki. Peki. Nereye? Araba bozuk. Gidiyoruz buradan. Madem beni unuttun, bir daha karşına çıkmam. İki lokma bir şey ya. Bir şey yiyecek halim yok. Ne diyeceksen söyle. Benim elli görmem lazım. Tek oğlumsun benim. Kıymetlimsin. Çok bekledim Yağız'ım ben seni. Annenin kucağıma bir oğlan vermesini çok bekledim. Gözünün bebeğine bakarak büyüttüm ben seni. Bir dediğini iki etmedi. Seni kaybedersem ben yaşayamam Yaz. Yaşayamam. Kalk hadi. Kalk gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gelmek istemiyorum. Bana inanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Yağız'la yüzleş. Sıkıldın bana yalancı deyip durmandan ya. Ben sen daha fazla üzülme diye uğraşıyorum ama yeter. Gel Yağız'ın yanına gidiyoruz. Gerçekten mi? Biliyor musun Yağız'ın nerede olduğunu? Biliyorum, gel. Tamam. Gidelim o zaman hadi. Hadi gidelim, gel. Seni. Madem unuttum bir daha çıkmam karşına. Bitti. Unuttum seni. Madem unuttun bir daha çıkmam karşına. Ne oldu? Keze. Kezeyi düşürdüm. Aslım dur, ne yapıyorsun? Düşeceksin. Hayır. Hayır, almam lazım. Aslım dur. Tarık'cığım, Hediye Hanım'ı ararken seni buldum. Ne güzel. Aa, Cengiz, senin ne işin var burada? Hediye. Ne oldu sana? Ben çok kötüyüm Hediye. Hediye Hanım, kocanızı dövüp bizim sitenin yakınlarına attılar. Aslımı kaçıran adamlar. Hani Hasan'ın adamları var ya, onlar dövdü. Gözlerimle gördüm. Kızımı kaçırmanın hesabını soracağım sizden dedikçe vurdular adama. Zor yetiştim. Siz böyle gezerken adam ölümden döndü. Ne? Hediye yardım et. Gel Tarık'cığım. Biz de evimize gidelim.
Hediye Hanım da kocasıyla ilgilensin. Bilsene Tarık'cığım. Ne var bu kesenin içinde? Hayatın tehlikeye atacak kadar önemli mi? Evet önemli. Onu kaybedemem. Kim verdi? Sevgilinden mi? Fatih'ten mi? Evet sevgilim verdi. Ondan. Umudumu kaybetmemek için, yaşamak için bir sebebim olsun diye saklıyorum onu. Teşekkürler. Ne oldu? Reklam şirketiyle konuştum. Toplantı 2 saat sonraymış. İstersen gel otele geçelim, orada bekleyelim. Hayır. Ozan'la Aslı'mı bulmamız lazım. Onlar olmadan ben bu otele falan girmiyorum. Hatta arayacağım. Ben ne yaptıysam senin için yaptım oğlum. Ne olur sırtını dönme bana. Baba. Sen Yaşar Usta'nın hakkını yedin. Hah. İlla benim için bir şey yapmak istiyorsan o güzel insanların hakkını ver. Eylül senin gelinin olacak. Eğer kabul etmiyorsan sen de beni yok bil. Evlat sahibi olunca anlarsın. Seni kaybetmemek için her şeye razıyım. Haklarını vereceğim. Bu kıza da gelinim diyeceğim. Git getir Eylül'ü. Bitsin bu kavga. Baba. Sen daha demin söylediklerinde değil misin? Evlat için her şey yapılır. Her şey. Gel bak. Yaz orada. Kim hayatım tehlikeye attın? Fatih için. Ne tutkulu aşkmış be.
bunu yanımdan hiç ayırmayacağım. Eğer bir gün bunu kaybedersem ya seni sevmekten vazgeçmişimdir ya da o gün ölmüşümdür. Saklamış. Biliyordum. Beni hala sevdiğini biliyordum. Bizden vazgeçmediğini biliyordum Aslı. Yaz. Seni kullandı. Yağız tanıdığın adam değil. O Adnan'ın oğlu. Ben yanlış yaptım. Sen doğruyu gösterdin. O adama hakkını vereceğim. Sen kimi istiyorsan ona gelinim diyeceğim. Yeter ki bana yüz çevirme oğlum. Gerçek yüzü bu. Gözlerinle gördüm baba oğlu. Babası için yanaştı sana. Onun için sevdiğini söyledi. Seni nikah masasında yüzüstü bırakacak kadar alçaldı. Seni sevmedi Eylül. Seni kullandı. Biz evlenince hep böyle mi olacağız? Sen hep benim yanımda olacaksın. Şu an olduğu gibi. Hep böyle mutlu olalım. Söz mü? Söz. Yaz. Yaz bana bunu yapmış olma ne olur. Ne olur bana bunu yapma Yaz ne olur. Ne yapıyorsun? Nereye ya? Yaz bana yalan söylemez. Yaz öyle bir şey yapmaz. Onu göreceğim. Çekil. Benim Yaz'ı görmem gerek. Eylül ben çağırın onu buraya. Göremezsin. Çekil dedim sana. Çekil dedim sana! Şşt dokunma lan kızım. Dokunma. Yaz! Hoppa, çekil dur. Dedim. Yaz! Dur. Yaz! Dokunma. Yaz! Kaybolun buradan. Yaz Bey'in emri var. Sizi kesinlikle içeri almamamızı söyledi. Hep böyle mutlu olalım. Söz mü? Söz. Aslım. Halloldu hadi gidelim. Ne çabuk halloldu? Hani çalışmıyordu araba? Bilmem. Bir mucize oldu. Bunu mu arıyorsun? Çantana koyarken düşünmüşsün. Açsın mı yoksa? Eylül gözlerimle gördüm işte. Yağız Adnan Bey'in oğlu. Sırf babasını kurtarmak için seni kullandı.
O deliller nasıl kayboldu sanıyorsun ha? Onları da Yağız yok etti. Her şey Yağız'ın başının altından çıktı. Yağız, senin neyin var? Sen dün gece böyle değildin. Bir şey olmuş bak. Evlilik teklif ettiğin için pişman mı oldun yoksa sen? Yok canım. Olur mu öyle şey? Ya Eylül. Hani şu babanın dava açtığı adam vardı ya. Sizi şirkette hırpalayan. Adnan. Evet, ne oldu? Eylül! Hadi Eylül. Aç artık şu telefonu. Merak ettim seni. Toplantıya geleceğim demişsin. Telefonun kapalı. Çok özledim seni. Siz niye geldiniz? Bu çok önemli bir toplantı. Sen burada olmamı istemesen de ben olmak istedim. Yapma ya. Siz neredeydiniz aslında bunca saat? Sabah çıkmışsınız yola. Şey, araba bozuldu da biz yolda kaldık. Neyse, geldiniz sonuçta. Hadi sevgilim, biz de gidelim artık. Bak, ekip bizi bekliyor. Hadi canım, gidelim de. Sen niye gülüyorsun? Hiç öyle bir şey yok. Helal olsun sen Haydi'ye. Melek gibi kadınmışsın ha. Her şeye rağmen yine de sahip çıktın bana. Sağ ol. Var ol. Gerçi ben de sana sahip çıktım. Onurunu kurtardım. Ve sonra kızım için kendimi feda ettim. Tabii. Beni yüzüstü bırakacak halin yoktu. İyi, doyduysan uyu artık biraz. Bana bak. Sen bu gece astım gelmeyecek dedin değil mi? Yok, gelmeyecek. Niye? Ha. Yani ikimiz yalnızız. O kadar da uzun boylu değil. Tamam, kızım seni babası biliyor. Madem onun için bunları yaptın, evde ol, kızının yanında ol. Ama bana bulaşma Cengiz, sakın. Dur bakalım Hediye Hanım. Elbet yola geleceksin. Sibel Hanım da biz burada boşuna beslemiyor herhalde. Thank you.
Tarık, sana yaptım bunu. Şimdi ayrılıyoruz ama kavuşunca evimizin duvarında olacak. Seni özledikçe bakacağım buna. Ellerinin izlerine dokunacağım sevgilim. Yok artık. Koskoca kadını sevip gidecekmiş. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Ay tabii ki gelirim Konken'e. Tamam canım, hadi bay bay. Hediye var ya. Şu Aslım Uyuzlu'nun annesi hani. Hediyenin kim olduğunu biliyorum Sibel. Lise bitirme sınavlarına girecekmiş. Nuran var ya, aileye temizliğe gidiyor. Onun oğluna demiş ki Hediye'ye de demiş matematik dersi versin. Ay karnım ağrı girdi. Çok mu komik? Ben bunda komik bir şey görmüyorum. Ne var bunda? Kadın bir taraftan çalışıp ailesini geçindiriyor. Bir taraftan da okulunu okuyor. E tabii. Bütün gününü alışverişte ve Konken'de geçiren birinin bunu anlamaması normal tabii. Yetti senin şu hediye merakın. Ne var senin bu kadınla aranda? Konuş. Kocası da çıktı geldi. Ona da anlat bunları istersen. Yeter Sibel. Yeter. Yeter. Ben o hediyeyi yapacağımı bilirim. Görürsün sen Tarık. Efendim abi. Haberlerini aldım, aferin. Bundan sonrası sende artık. Yaz o kıza ulaşmak için elinden geleni yapacak. İkisinin bir araya gelmemesi lazım. Anladın mı? Anlaşıldı abi, tamam. Heh, şimdi de alay etmek için arıyor. Açacak mısın? Eylül. Annem ne oldu? Ha? Yaşar. Anne. Ölüyorum ben. Çok kötü anne. Yardım et bana ne olursun. Kızım. Ağam, iyi misin? Kaza olmuş. Adnan ağam esir almış seni, öyle mi? Ben iyiyim. Ne oldu sana? Babam mı yaptı bunu? Evet. Sana yardım ettiğimi anlayınca benzettiler beni. Mahkemeyi de kazanmış, öyle mi? Mahkeme ertelendi. Nikah gitmeme engel oldu. Eylül'e ulaşamıyorum. Aa, ben buradakilerle konuştum. Yarım saate mesaisi başlıyormuş. Birazdan burada olur. Gelsin. Gelsin de ona her şeyi yüzüne anlatacağım. Ne babam, ne de başka biri. Kimse bize engel olamayacak abi. O da yola geldi zaten. Yaşar Usta'ya hakkını verecek. Eylül gelsin. Onu kolundan tuttuğum gibi nikah masasına götüreceğim. Ben ders çalışacağım. Odama geçiyorum. Buyurun Sibel Hanım. Karın kalmana izin verdi mi? İnandı mı sana? Vallahi inanmasına inandı da. Yüzümüze baktığı yok. Bir de şimdi çıkartmış dışarıdan, liseyi mi bitirecekmiş neymiş. Habire ders çalışıyor vallahi. O kadar parayı boşuna vermedim sana. Karına sahip çıkacaksın. Başında duracaksın, kimseye yar etmeyeceksin. Yoksa mahvederim seni. Evet.
Efendim Sibel Hanım. Hediye, müsait misin temizlik için? Müsaitim Sibel Hanım, gelebilirim. Tamam, gel. Gel. Gel de bir ifadeni alayım senin. Kocama yanaşmak neymiş göstereyim sana. Kızım. Babam. Anlat bana. Ağlama böyle. Ciğerimi yakma. Koray, ne oluyor kızıma yavrum? Bir şey söylesene. Anne. Heh. Baba. Affedin beni. Affedin beni, ne olur. Ben çok inandım. Gözlerine baktığımda kendimi görüyorum dedi. Evlenelim dedi. Aile kuralım. Allah tacı gibi dimdik sağlam bir ailemiz olsun dedi. Ben bilemedim, inandım. Yavrum, yazma annem, onu mu diyorsun? Kötü bir şey mi yaptı sana? Anlat kızım. Baba. Yaz. Adnan Bey oğluymuş. Babayı benim yüzümden kaybetti. Sen mahkemeyi kaybetti, beni kullanmış. Delilleri çalmış. Şahidi vazgeçirmiş. Her şeyi o yapmış. Bizim asıl düşmanımız Adnan Bey değil, oğluymuş. Ben bilemedim. Baba. Affet beni, ne olur. Affet, ne olur baba. Annem kalk. Kalk kızım, kurban olayım. Kalk. Kızım. Kızım. Yavrum. Yaz beni hiçbir zaman sevmemiş. Hiç sevmemiş. Merak etme abi. Yengem sen nikaha gidemedin diye üzülmüştür. Sen her şeyi anlatınca sana inanacaktır. İlk defa seni böyle görüyorum. İş için buradayız. Ona uygun giyin. Çok güzel olmuşsun. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi hep beraber inelim. Bir saniye. Ben çantamı unutmuşum da alıp geleyim. Sen niye ameliyat yerini tutuyorsun? Ağrıyor mu? Yok. Sadece ufak bir yanık hissettim ondan. Dur bakayım ben be. Ya yok bir şeyim. Hadi siz inin, ben geliyorum şimdi. Umudunuzu bağladığınız o davayı benim yüzümden kaybettiniz. Ben inandım. Ben güvendim ona.
Evinizi açtınız. Oğlum dediniz. O sadece bizi arkamızdan vurmak için buradaymış. Ben göremedim. Benim yüzümden. Benim yüzümden davayı kaybettiniz. Her şey benim yüzümden. Benim yüzümden oldu. Bana bak kızım. Kızım bana bak. Kurban olurum ben sana. İlk göz ağrım. Kurban olurum babam. Tek göz ağrım. Sen affet beni. Seni koruyamadım onlardan. Sen beni affet. Ben ne mahkemeyi düşünürüm, ne parayı. Ben bir de seni düşünürüm kızım. Senin gözünden akan bir damla yaşta boğarım o Adnan'la oğlunu. Sen ağlama kızım. Ben ellerimle keserim onların cezasını. Nerede kaldı bu herif? Ona her şeyi anlatmam lazım. Nikaha gidemedim. Kendimi affettirmem lazım abi. Mektup. Yoksa mektubu mu okudu? Al. Yenge her şeyi öğrendi o zaman. Benim Eylül'ü bulmam lazım. Ona her şeyi yüz yüze anlatmam lazım. Okulun tanıtım filmi için dürüstlük temasının ön plana çıkmasını istiyoruz. Daha doğrusu istiyorum. Çünkü bizim okulumuzun temelleri dürüstlük üzerine kuruldu. Hem dürüstlük insana daima kazandıran bir erdemdir. İnsanı özgürleştirir, yüklerinden kurtarır. Hatta ona çözüm yolları aratır. Bu doğrultuda sizden yeni, akılda kalıcı ve dikkat çekici fikirler bekliyoruz. Sizi memnun edeceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Biz tabii biraz aşk teması da eklemek istiyoruz. Gençlerin malum ilgisini çeker. Aşk. Hayatımıza yön veren, bize hiç yapmayacağımız şeyleri yaptıran, insanı bir anda göklere çıkaran, sonra yerle bir eden aşk. Eğer camları geçen seferki gibi uyduruk sileceksen hiç dokunma daha iyi. Ben anlayamadım. İki kere silmiştim camları. Nasıl is kalır? Ya ben yalan söylüyorum yani. Hayır da... Hoş geldiniz Hediye Hanım. Buyurun oturun bir soluklayın. Ne oturması Tarık? Kadın oturmaya gelmedi bizim evimize. Temizlik yapmaya geldi. Hadi canım üstünü falan değiştir anca başlarsın. Zaten elin ağır. Bu böyle olmaz. Yaptıklarını yanında bırakmayacağım. Yaşar, Yaşar dur. Kurbanın olayım dur. Gitme şunların yanına. Mahkemeleri de paraları da onların olsun. Ama o adam kızımın gururuyla oynadı. Yaptıklarını yanına bırakmam. Baba! Baba ne olur dur. Bak sana bir şey yaparlarsa ben dayanamam. Ne olur. Tamam. Yaşar abi sakin. Merhaba Nurhan anne. Nurhan kim o? Sen ne yüzle geliyorsun buraya ha? Ben size her şeyin başından anlatmaya geldim.
Ne anlatacaksın ha? Ekmeğimi paylaştım seninle. Evimi açtım. Güvendim. Gönlümü açtım sana. Evladım yerine koydum. Sen ne yaptın peki? Bizim küçücük dünyamızı ayaklarınızın altına aldığınıza değdi mi? O koca servetiniz için yüreklerimizi parça parça ettiğinize değdi mi? Bana istediğinizi yapın. Ama kızımın gözünden akan bir damla yaş için öldürürüm hepinizi. Öldürürüm. Baba bırak. Bırak değmez. Allah'ından bolsun. Eylül. Konuşmamız lazım. Defol git. Daha ne konuşacaksın be çocuğum? Ha? Ne konuşacaksın? Ya kızıma da, aileme de yaklaşmayacaksın. Evet. Temalarımızda karar kıldık. Dürüstlük ve aşk. Ay aşk olsun bence de. Hem dikkat çeker. Güzel olur ya. Ozan Bey, bir yandan da reklam yüzüğü için aramalarımız sürüyor. Uzun bir kast listesi inceledik. Fakat aradığımız kriterlere uygun bir aday henüz bulamadık. Duru, masum, dinamik, gençleri temsil edecek bir yüz bulmak gerçekten çok zor. Güven veren, güzel, alımlı, sade, içten bir yüz aynı zamanda. Aslında hanımefendi gibi biri lazım bize. Haddimi aşmazsam kendisi bizim reklam yüzümüz olur mu? Yani bilemedim ki. Olabilir aslında. Kusura bakmayın, ben hanımefendiyi kastetmiştim. Ben mi? Benim seninle konuşmam lazım. Bak ne olursun dışarı çık. Ama ben şimdi bunu çıkar ağzını burnunu dağıtırım ha. Bir dahaki mahkeme için yanaşıyor kıza, ben söyleyeyim. Ya bırak. Bırak Allah'larından bulsunlar. Bak ne olursun dışarı çık. Sana her şeyin başından anlatacağım. Eylül. Haberi yok. Eylül'ün peşinde. Eylül Adnan'ın kızı bir kere. Oradan da haberi yok. Sizin kaderiniz baştan kara yazıldı. Eylül Koray'ın olacak. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim ama ben oyunculuğu beceremem. Beceremeyecek bir şey yok. Bu duru yüzünüz, güzelliğiniz yeter. Kız arkadaşım biraz utangaçtır da. Ama güzellik konusuna katılıyorum. Evet. Fatih Bey'e katılıyorum. Aslım okulumuzun en güzel öğrencilerinden biridir. Yöneticilerimiz eğer aynı fikirdeyse Aslım Hanım'ın rızasını gerek duyuyoruz. Hem denemiş olursunuz, ne dersiniz? Peki o zaman. Süper. Dilerseniz hemen bir deneme çekimi alalım. Hemen mi? Çok iyi olur. O zaman hemen hazırladığımız storyboard'un üzerinden geçelim, ne dersiniz? Aynen. Buyurun, beraber göz atalım. Ben de bir lavaboya gideyim. Heyecanlıyım ya. Ne yapacağım? Bir şey olmaz.
Sinir ilacımı yanımda taşımam iyi oldu. Aslım Hanım içsin de rezil olsun. Oyuncu olacakmış bir de. İşe yaramaz kocan geldi mi sonunda eve? İyi oldu aslında gelmesi. Başınızda durur. Genç kadınsın. Evlere girip çıkıyorsun. Sahipli olman iyi olur. Dikkat etsene be. Aa, ne biçim iş yapıyorsun? Aklın nerelerde acaba? Ne oluyor? Kusura bakmayın lütfen ama hiçbir şey olmadı. Bakın isterseniz kırılmadı. Bunun için mi bağırdın Sibel? Ayıp. Saygılı ol biraz. Sen kadın işine ne karışma Tarık'cığım. Ah, kargom geldi. Tarık Bey. Ben burada çalışanım. Siz de benim patronlarımsınız. Burası benim iş yerim. Biz burada Hediye ve Tarık değiliz. İşveren ve çalışanız. Benim yüzümden aranızda gerginlik çıksın istemiyorum. Lütfen beni korumak için de yorulmayın. Olur böyle eziyet etme kendine yavrum, da olur. Olan oldu artık. Maskesi düştü. Çıktı gitti hayatımızdan. Eylül'üm. Kurban oldum. Zeytin gözlü kızım benim. Yavrum başka bir derdin mi var ha? Bize söyleyemediğin bir şey mi var Eylül? Annem bak kurban olayım. Annenim ben senin. Söyle bana ne varsa Eylül'üm. Anne. Niye inandım ben ona? Nasıl inandım? Nasıl inandım? Oy kuzum. Oy benim güzel kızım. Anne. Al annem. Al. Al. Dök içine. Ama sakın kendini suçlama. Yaşar, ben bir çöpü çıkarıp geliyorum. Dur Nura yenge, ben götürürüm. Otur oğlum, otur sen. Bilemezsin sen şimdi. Ben çıkarır gelirim. Rezil oldun, herkes
Aslım Hanım içsin de rezil olsun. Gerildim ya. O yüzden oldu sanırım, başım döndü bir anda. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kızımız çimlerin üzerinde. Erkek motoruyla yaklaşacak. Erkek oyuncumuz elini uzatacak. Kimden rica etsek? Ben tutarım. Böylelikle işimizin her aşamasında bulunmuş oluruz. Aa! Canım sen neden yorulacaksın ki? Evet, başlıyoruz. Harika. Kopmayalım lütfen. Biraz daha yaklaşabilir miyiz? Tabii. Evet. Gözler. Lütfen göz göze biraz temas edebilir miyiz? Niye gülüyorsun? Ne bileyim. Sinirlerim bozuldu. Bir yosun içtikten sonra oldu galiba. Bilmiyorum. Kendimi yıkıyorum. Olma zaten. Hep böyle gül. Allah Allah, çöp dedi ama yemedim. Nereye gidiyor bu? Nurhan anne, beni dinlemeniz lazım. Çok yazıklar olsun sana be! Nurhan anne. Değmezsin. Ona da değmezsin. Ben sana evimi açtım. Ben sana oğlum dedim. Ben sana kızımı emanet ettim. Bu çocuk bize damat değil, oğul olacak dedim. Ama sen Adnan Bey'in oğluymuşsun. Düşmanımın oğlunu evime almışım, haberim yok. Yaktın bizi be. Yıktın bizi. Sen benim çocuğumun gözünden yaş akıttın ya. Sen benim evimi başıma yıktın. Hayır. Bakın bildiğiniz gibi... Sus! Sus! Çek git şimdi buradan. Bir daha da gözüm görmesin seni. Git! Hala ne geziyor bu burada? Nuray yenge. Hayırdır ya, bu Adnan Bey'in oğlunun ne işi var burada? Nurhan anne. Bakın beni dinlemeniz lazım. Nurhan anne. Çekil git! Çekil! Ben Adnan Bey'in oğlu olabilirim. Ama benim hiçbir suçum, günahım yok. Bunu herkes anlayacak. Bana bak. Şu yukarıdaki parka git bekle. Ben Eylül'ü alıp geleceğim. %10'la konuşursun. Kızın anası babası evde çıkamıyor. Ona anlatırsın derdini. Ne bakıyorsun oğlum? Size yardım etmeye çalışıyoruz. Hadi.
Ozan Bey, bir mola verelim isterseniz. Makyaj tazeleyelim. Tabii. Biraz ağrım var da ameliyattan sonra sana verdikleri ağrı kesiciyi bana verir misin? Ben evde unutmuşum. Sağ ol. Berçin, içmeyecek misin? Yok, bunu aldım. Hava alayım biraz. Dışarıda içerim. Tarık, sana yaptım bunu. Şimdi ayrılıyoruz ama kavuşunca evimizin duvarında olacak. Seni özledikçe bakacağım buna. Ellerinin izlerine dokunacağım sevgilim. Efendim Feraye'cim. Tamam canım, tamam. Evet, Paris Moda Haftası. Niye saklayayım senden? Bana da yeni geldi fotoğrafları zaten. Tamam canım, yolluyorum. Adnan abim. Ya bu senin oğlan Eylül'ün evinin etrafında dolaşıp duruyor. Kızla konuşmadan, gerçekleri anlatmadan rahat edemeyecek galiba. Biliyorum, peşindeyim. Ben artık elimi kirletemem. Oğlumu kaybedeceğim yoksa. Sana onca para ödüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Merak etme Adnan Bey. Birazdan neler yapacağımı göreceksin. Sen de bana yardım edersen plan tıkır tıkır işleyecek. Eylül, müsaade var mı? Yağız seni yukarıdaki parkta bekliyormuş. İlla söylememi istedi. Gitmezsin şimdi, biliyorum. Gururunu kırdı. Canını çok yaktı. Tabii o da vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Ha, istersen ben giderim ama. Yani ne diyecekse bana söylesin. Gelirsen aktarırım. İyi o zaman. Ben gidiyorum. Oh.
Of! Kız razı. Yaşarımın da kolu kanadı kırıldı ya. Demin çöp atayım diye çıktım ya. Yaşar'a demedim de. Bu yaz dışarıda bekliyordu. Gittim iki çift laf edeyim diye. Aa! Ay gitmemiş yani. Ay ne yüzsüz değil mi? E sen ne dedin? Ne diyeceğim? Şu bir tokat atayım diye elimi kaldırdım. Kız Allah tarafından elim kalkmadı ya çocuğa. Böyle yüzüne baksa. Melek gibi masum masum bakıyor. Ne de olsa özbeöz anasısın Nurhan. Kan çekiyor demek. Ay ne masumu Nurhan'cığım. Kızını kandırdı, seni kandırdı. Yani onun yüzünden mahkemeyi kazanamadınız zaten. Doğru diyorsun anam, doğru diyorsun. Yok. Kızımı da mahvetti. Ama bizi de mahvetti. Gel. Çok bile ama neyse. Helal edin. Hediye. Sen Tarık. Bu evde, bu hayatın içinde sadece işveren ve çalışanız. Kabul. Ama bizim seninle bir geçmişimiz var Hediye. Sen benim için her zaman o liseli Hediyesin. Bu benim uğurlu kalemim. Girdiğim bu yolda sana doğru getirsin. Sınavlarına bununla çalışırsın. Eğer benim birazcık mutlu olmamı istiyorsan, lütfen bu sende kalsın. Tamam, ne var bunların arasında? Mahvedeceğim sizi, sizi mahvedeceğim! Eylül mü bekliyorsun? Eylül gelmeyecek. Bana anlat bakayım ne anlatacaksın. Ne demek oluyor bu? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hani Eylül gelecekti? Ne oyunu lan? Oyun oynayan sensin. Sırf babam mahkemeyi kazansın diye Eylül'e yanaştın değil mi? Ne diyorsun lan sen? Kim olduğunu biliyorum lan. Eylül de biliyor Adnan Bey'in oğlu olduğunu. Neler yaptığını da. Dur bakayım dur. Gel. Bak bakayım şuna.
Bu adamı sen ayarttın. Sırf Yaşar Usta'ya tanıklık yapmasın diye. Eylül'e de gösterdim bunu. Şirketinize de götürdüm. Hani şu babanla Eylül'ün arkasından iş çevirdiğiniz yer var ya oraya. Yani Eylül onu gerçekten sevmediğini anladı. Sırf babanı korumak için ona yanaştığını da. Bundan sonra Eylül'den uzak duruyorsun. Çünkü o benim olacak. Sen yaptın değil mi lan? Ha? Eylül her şeyi sen anlattın. O mektubu okumadı. Hepsi senin planın değil mi? Eylül her şeyi yanlış anlattın. Gebertirim lan seni. Duyuyor musun? Gebertirim. Bir mucize olsa. Yaşadıklarımızın hepsi kabus olsa. Yaz bana bunların hiçbirini yapmamış olsa. Benim servis ederiz. Tabii ki. İçeridekileri yak da bir rezil olsan, ben de senden kurtulmuş olurum. Aslım, al bunları sen servis et. O kadar artist yaptılar seni. Bak ayıp olur. Ne olur çok özür dilerim ya. İsteyerek olmadı. Of, yandı kız ya. Berçin, çok üzgünüm ben gerçekten. Başım döndü dedim ya. Bütün bunları sen uydurdun. Babamın Adnan Bey olduğunu öğrendikten sonra Eylül almak için bu yalanları sen söyledin. Yalan mı? Ha? Yalan mı lan? Adnan Bey'in oğlu değil misin sen? Ha? Eylül'den gerçekleri saklamadın mı? İstediğin kadar yalan de. Eylül bana inanıyor. Kız beni seviyor lan. Duymuyor musun ha? Gebertirim lan seni! Gebertirim lan seni! Eylül'ün adını bile ağzına almayacaksın! Eylül sana inanmayacak. Kız bana inanıyor lan, bana! Babanı korumak için onların arasına sızdın. Kendini sevdirdin. Hainsin lan sen Eylül'ün gözünde. Hainsin lan! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm! Anlıyor musun? Seni öldürürüm! Ne istedin lan onlardan sen ha? Ne istedin lan? Yaşar abiyi mahvettin. Eylül'ü mahvettin. İstersen öldür lan beni. Bildiklerimi saklamayacağım, söyleyeceğim! Kes sesini! Sus! Sus! İyi günler memur bey. Bir ihbarda bulunacağım. Ya yandı kız ya. Berçin ilacı içmedi. Çöpe atmış. Ben çantamı unutmuşum da alıp geleyim. Doğru mu gördüm ben? Berçin, Berçin ne yaptın sen? O insanlara yaptıkların yetmedi. Şimdi bana mı saldırıyorsun? Alçak herif! Sana sus dedim lan! Sus! Sus! Yeter! Bırak onu! Bırak! Eylül, bak konuşmamız lazım. Bu herif... Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Dokunma bana. İyi misin sen? Eylül, bak bu herife inanma. Asıl yalancı, asıl sahtekar bu pislik. Sus! Sus! Ben her şeyi öğrendim. Gözlerimle gördüm. O Adnan denen pislik herifin oğlusun sen. Babamın kolunu sakatlayan adamın oğlusun. Babam mahkemeyi kazansın diye beni kullandın.
Ben sana inandım. Sen beni kullandın. Eylül, bak gerçekten durum sandığın gibi değil. Lütfen açıklamama izin ver. Ben de öyle sanmıştım. İnanmamıştım. Ama gerçekmiş. Gözlerimde gördüm. O adamlar beni kapının önüne koyduğunda, senin emrinle yerlerde süründüğümde gördüm. Sen yalancının tekiymişsin. Eylül, bak lütfen sevgilim, durum gerçekten sandığın gibi değil. Lütfen izin ver. Yetişin. Yetişin, bu herif bana saldırdı. Şikayetçiyim bundan. Yürü bakalım, bizimle gidiyorsun. Eylül. Eylül lütfen, kimse inanma bana, inan. Eylül lütfen, bak beni dinle. Ben seni üzecek bir şey yapmadım Eylül. Eylül lütfen beni dinle. Eylül. Eylül lütfen dinle onu. Eylül. Eylül inanma ona Eylül.